Ailenin tüm fertlerinde aşırı kiloya bağlı olarak obezite hastalığı olan Görmen ailesi, Samsun'da oldukları obezite cerrahi ameliyatı ile kilo vererek sağlığına kavuşuyor. Eşlerinin Tonton ailesi adını verdiği Görmen kardeşlerden ikisi obezite ameliyatı olurken, diğer iki Görmen kardeş de Samsun'a gelerek tedavi olacak. Almanya'da yaşayan Görmen ailesinden 59 yaşındaki Halil Görmen, 7 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Aşırı kiloları nedeniyle eşiyle de uyumsuzluklar yaşayan Halil Görmen, hem kilolarından kurtulmak hem de sağlığına kavuşmak için Samsun'a gelerek ameliyat olmaya karar verdi. Tatile gitseler bile fazla kiloları nedeniyle yürüyemediğinden otelden çıkamadığı için eşiyle gezemediğini belirten Halil Görmen, Medicana Samsun International Hastanesi'nde alanında uzman obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Kerim Güzel tarafından obezite cerrahi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası kullandığı onlarca ilacı bırakıp kilo vermeye başlayan Halil Görmen, fazla kilolarından kurtulup eşiyle birlikte yürümenin hayalini kuruyor. Halil Görmen ve eşiyle Tuncay Görmen süreci anlattı. Medicana Samsun International Hastanesi'nde alanında uzman obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Kerim Güzel de tedaviyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Ben eşimi çok seviyorum. Ama gene de kilolu olması hiç iyi bir şey değil. Yani bazı zamanlarda yani insan isyan ediyor. Keşke daha hani zayıf olsa, kendi işlerini kendi yapsa, kimseye muhtaç olmasa diye düşünüyordum. Bu bizim son çıkışımızdı yani. Hani otobanda son çıkış var ya, aynı öyle. Antalya'da el ele gezmek eşimle. Hiç gezemiyorduk. Yani ben sokaklarda geziyordum, o evde, otelde oturuyordu. Ona çok üzülüyordum kilo ben. Kilo verince. Yani kilo verince ilk işimiz Antalya'ya gidip yürüyüş yapmak, el ele tutuşup. Onu çok istiyoruz. Çok dokunmuş hanıma. Herkes eşiyle geziyor akşam yemekten evet, sonra. Evet. Ben yalnız. Çok zordu. Dizim acıdığı için gezemiyordum. Kardeşlerim kilolu. Annem de kiloluydu rahmetli. Lakapları Tonton ailesi. Bize zaten. Tonton o derler. Tonton. Aha, evet. Dedim Tonton gibiyim zaten o da. Evet. Ondan kalma bize gidiyor işte. Ameliyat olmadan önce nereye gideceğim eriniyordum hep, gidemiyordum. Ama sonra yaparım diyordum. Şimdi hemen yapmak istiyorum, yapmak istediğimi. Bir ay önce diyabetli hastasıydım ben. İlaç kullanıyordum, hap kullanıyordum, şeker hapı. Şimdi hiçbirini kullanmıyorum. Üzerime giymeye elbise bulamıyordum. Açıkçası en önemlisi o yani, bir elbise bulamıyorsun. Efendime söyleyeyim, hanımla gezmeye gidemiyordum. Yani rahat uçakla seyahat edemiyordum, sığamıyordum koltuklara. Yani bayağı bir zorlanıyordum yani. Eşim kızıyordu ama bir ne yapacak? Kızsana. Biz duymuyorduk ki fazla bir şey. Yine şimdiki hedefim eşimle doğru düz bir tatillere gitmek yani. El ele gezmek. İki tane daha benim kardeşim var. Benden küçük onlar. Onlar da Almanya'da yaşıyorlar. Onlar da buraya gelmek istiyorlar. Onların bir de sağlık sorunları var. Onları orada hallettikten sonra ameliyata uygun göründükleri zamanda onları da buraya getirip ameliyat ettirmeyi düşünüyoruz en kısa zamanda. Halil Bey ve Tuncay Bey ikisi kardeş, iki tane de kız kardeşleri var. Aile komple kilolu bir aile, süper obez bir aile ve kiloya bağlı sağlık sorunları var. Bunlar işte uyku apnesi gibi, hipertansiyon gibi. Kız kardeşlerinde nefes darlığı problemi daha fazla, o tedavisi oluyor, ondan sonra o da ameliyat olacak. Obeziteyi tek başına bir hastalık olarak değerlendirmemek gerekiyor. Akabinde birçok sağlık sorununu da beraber getiriyor. İşte bunlardan en önemlilerinden bir tanesi tip 2 diyabet, bir diğeri karaciğer yağlanması, kardiyovasküler sistem hastalıkları, bazı kanser türleri, obezite direkt ilişkili hastalıklar. Bu ailenin iki üyesine bariyatrik cerrahi, obezite cerrahisi ameliyatı gerçekleştirdik. Tuncay Bey bugün taburcu olacak, ameliyat sonrası 5. günü. Halil Bey de bir ay önce ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastaydı. Bariyatrik cerrahi uygun hastalarda obez bireylerin sağlık sorunlarının çözümde en etkili ve kilo kaybı açısından da kalıcı kilo kaybına neden olan tedavi yöntemi. Obez bireylerin akabinde birçok sağlık sorunları da olacağı için ameliyat öncesinde hastayı bir multidisipliner olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunun için işte kardiyoloji,
dahiliye, göğüs hastalıkları, bazen nöroloji, psikiyatri mutlaka, diyet ve endokrin hekimlerini değerlendirip hastanın çıkabilecek problemleri minimalize indirip ameliyat öncesinden öğrenip anesteziyoloji de tabii ki değerlendirip ameliyat sonrası ve öncesinde çıkabilecek komplikasyonların belirleyip ona göre tedbir alındıktan sonra çok düşük bir risk oranıyla gerçekleştirilebilen bir tedavidir. Biz kilo vermeyi bir yıla yaymak istiyoruz. Ameliyattan sonra hemen kilo vermesini öngörmüyoruz. İlk başta ilk 3 ayda bu ameliyatı olan insanlar fazla kilonun %30'unu veriyorlar. Yani hasta bir yıl sonrasında ise fazla kilosunun %80'ine kadarını verebilir. O yüzden tedrici yavaş yavaş bir kilo vermesini istiyoruz hastaların. Aslında obezitenin tedavisi küçükken ve aile içinde başlıyor. Yani yeme alışkanlıklarını insanlar orada kazanıyorlar, orada elde ediyorlar. Bu hastamızda da, bu hastalarımızda da ailenin dört üyesinin dördü de maalesef kilolu. Malum pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde alışkanlıklarımız değişti. Daha az hareket ediyoruz. Bu da bizim yeme alışkanlıklarımız da değişti. Bu da bizim daha çok kilo almamızı sağladı. Şimdi bariyatrik cerrahi operasyonları kapalı yapılan ameliyatlar. 4-5 tane delikten girilerek bir endoskop vasıtasıyla yapılıyor. Hastada kocaman kesiler değil, küçük kesilerle yapıldığı için ameliyat sonrası dönemde hastanın daha kısa sürede ayağa kalkması sağlanıyor. Ama biz ameliyattan sonra eğer hastayı gece yoğun bakımda takip etmiyorsak 4. saatte kaldırıp mobilize ediyoruz mutlaka. Hareketlendiriyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra da ağır iş yapmamak kaydıyla kendi işlerinin başına dönebiliyorlar. Yani bu aslında eskiden gözümüzde çok büyüttüğümüz ameliyatlardı bunlar. Çünkü çok kilolu insanı siz açık cerrahi yaptığınızda süreç çok dramatik halde bazen kötü olabiliyor. Çünkü hastanın hareketi kısıtlanıyor, solunum alması kısıtlanıyor, nefes alması kısıtlanıyor. Ama kapalı ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlarla bugün çok rahat bir şekilde, çok düşük bir risk oranıyla deneyimli merkezlerde bu ameliyatlar gerçekleştiriliyor.